Komutanım, uzaktan komutanı değil. Maalesef Değil mi? değil komutanım, uzaktan komutanı değil. Biliyorsunuz bunları korumak için ben burada sıkıntılı oldukları için kendim risk alarak geldim. Bizzat kendim yerleştirdim. Rütbelileri tek tek çağırdım, gösterdim. Bütün bölük komutanları birbirine devretsin dedim. Hep öyle tekmil verdiler, devrettik diye. Ama komutanım bu büyük bir olasılıkla bizim. Yani sabah buraya gelmenize yarar var komutanım. Kolordu komutanı gelecek. Sabah erken saatlerde onunla beraber geleceğim. Komutanım Kolordu komutanımıza bu konuyu paylaşmanızda yarar var. Ben tamamen sorumluluğu almaya hazırım komutanım. Onu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bütün sorumluluğu alıyorum zaten komutanlık sorumluluğu olarak. Hepimiz alıyoruz. Benim Sonunda tereddüdümüz yok. komutanım, benim niyet maksadımı biliyorsunuz. Ben bu çocukları koruyayım diye onları döşedim ama onlar demek ki bu hassasiyeti o kadar yırtılmama rağmen göstermemişler. Komutanımızla da bir paylaşırsanız komutanım ben sabahleyin sıkıntıda kalabilirim. Yani olduğu gibi şey yapmak durumunda, paylaşmak durumunda kalabilirim. Komutanım sizi böyle sıkıntıya soktuğum için kahroluyorum. Yok yok, hayır, Kahroluyorum öyle hiçbir sıkıntı komutanım. yok. Bak, Evet. hiçbir sıkıntı yok. Hayır, hiçbir sıkıntı yok. Biz aynen planladığımızı tekrar uygularız. Seni merak etme, hiç onda bir sıkıntı yok. Tamam mı? Yarından itibaren de Sen hiç... harekatı uygulamak için hazırız komutanım. Bunu da belirteyim. Yarın akşama kadar atarız üzerimizden bu sıkıntıyı. Ama bu Ya sıkıntıdan dolayı hiç ben önemli değil, kahroluyorum. hiç önemli değil. Hayır. Ya hiç kahrolacak bir şey yok. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Burada hayatımızı ortaya koyup mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin içerisinde birileri ufak tefek hata yapacaktır. Bunun bedeli belki ağır olacaktır. Şimdi Sağ bu olun arada komutanım. tümen komutanı geleceğiz. Sabah çok erkenden demişti bana. Komutan, Kolordu komutanımız geldi yaklaşık bir 15 dakika önce. Evet. Şu anda buradalar. Şu anda odamızda görüşüyorlar komutanım. Senin yanında bir şey konuştular mı? Yok komutanım. İkisi odaya girdiler komutanım. Makam odasına mı girdiler? Doğrudur. Sizin odanızda var komutanım. Peki tümen komutanı, asılış komutanı gelmeden önce seninle konuştu mu hiç bu olayla ilgili? Taburları sordu bana. Taburların durumu nasıldı buradayken şeklinde söyledi, sordu. Onun haricinde bir şey konuşulmadı komutan. Bir de nasıl bir kanaat edildi bilemiyorum. Bu kimler yanlış yerden gitmişler herhalde gibi bir şeyler söyledi komutanım. Başka herhangi bir konuşma olmadı. Evet. Bu yukarıya nasıl bildirdiniz? İlk kaza onay raporunu. Komutan sadece işte bu operasyonun başlangıcından sonra ilerleme esnasında muhtemelen EYP'ye
olduğu değerlendirilen patlamıştır. Şehit ve yaralıların kimliklerini saydık. Değerlendirme olarak da muhtemelen bölgede yapılan operasyonları engellemek maksadıyla sürücü terör örgütleri mensubu tarafından EYP döşenmiş olabileceği değerlendirilmektedir şeklinde. Yani hiç teferruata girmeden yüzeysel bir şey yazdık komutanım. Tümen komutanımız kendisi de gördü birkaç kere özellikle bakarak. Onun olayı da o şekilde yazdık komutanım. Peki demeye var mı söyleyeceğim bir şey? Hastane kayıtlarına geçen 6 şehit, 8 yaralı olarak komutanım. Bizim bildirdiğimiz o şekilde. Anladım Taner. Zeki sen misin abicim? Sesin biraz şey. Sen yalnız mısın? Nasıl? Evet. Altaş komutanı, yatırım komutanı. Şey söyleyeceğim. Bu konuşmaların hepsi kaydedilmiş. Fazla şey yapmayın. Anladın dediğimi. Anladım. Seni aradılar, söylediler. Senin bu aradığınla ilgili. Anladım. Mümkün olduğunca az. Şey, geç komutanı. Beni aradı sabah. Anladım. Tamam. Anladım. Abi hep bizim başı sağ olsun. Yapacağımız bir şey yok biliyorsun. Bu takdir ilahi görevde devam edecek tabii. Evet. Ben de dün geldim. Yani akşam üzeri geldim. Öyle devam ediyoruz işte. Ne yapalım ben. Görüşürüz, görüşürüz abicim. Herkesin başı sağ olsun. Oradakiler sana emanet. Buranın yüksek tutu.